Ünlü YouTuber hayatını kaybetti. Yüz binlerce takipçisi olan Emre Özkan ve kız arkadaşı Bağcılar'da kiraladıkları stüdyoda önceki gün sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybetti. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın söndürüldükten sonra genç YouTuber ve kız arkadaşının cesetlerine ulaşıldı. Zor durumda kaldık, yetiş be kanka. Emre'yi kurtaramadık. Süperlik karıştı, düzen bozuldu. Acımız çok büyük. Bodrum, Bodrum, yalan oldum. Valla çok üzgünüz. Çektiği videolar milyonlarca kez izlenen internet fenomeni yangında hayatını kaybetti. Eyo saygılar, ben Deniz, yer altından Emre Özkan. Hedeflerim Türkçe rapi, el altından satan düşman. 25 yaşındaki Emre Özkan sosyal medyada birçok şarkıyı parodi haline getirerek yüz binlerce takipçiye ulaşmıştı. Genellikle videolarında yaşadığı Bağcılar'ı anlatan genç fenomen Bağcılar'a Esir Olduk klibiyle 13 milyon kez izlenmişti. Yine gaz bitti, biz göremeden E5'i. Bağcılar'da esir olduk. Ünlü YouTuber yeni bir video hazırlığı için stüdyoda kız arkadaşı Nahide Cansu Kovancı ile birlikte sabahlıyordu. Ancak iki genç bir süre sonra uyuyakaldı. İşte bu sırada elektrik kontağından yangın çıktı. Özkan ve Kovacı dumandan zehirlendi. Alevler kısa sürede stüdyoyu sardı. Komşunun birisi dükkanın açtığı sırada belli oldu. Dumanların çıkışından. Biz de koşup geldik ama içeri giremedik. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı ve ekiplerin müdahale ettiği stüdyoda Emre Özkan'la Nahide Cansu Kovancı'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Tesadüften bir patlama oluyor ve zaten uykuda yakalıyor. Duman bunları zehirledikten sonra demir kapıyı kilitlediği için kolay kolay açamıyorlar demir kapıyı. İş işten geçmiş oluyor. Genç fenomenin ölüm haberini alan hayranları yasa boğuldu. İten olmadı bizi en yakındaki benzinli. Emre Özkan 15 Temmuz için şarkı bestelemişti. Darbe girişimi sonrası demokrasi nöbetlerinde yer alan isimlerden biriydi. Temmuz'un 15'inde gördü Türkiye. Ve genç YouTuber'ın son paylaşımı ise yürekleri daha da yaktı. Kısa bir süre önce sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına birileri demiş Emre Özkan öldü diye yazmıştı. Utanmasam mağazayı alacağım, bak metenik bırakmadım. İşte o detay acıyı daha da katladı. Genç yetenek İstanbul Arel Üniversitesi'nde radyo, televizyon ve sinema bölümü okuyordu. Düğünlerde de piyanistlik yapan Özkan'ın en büyük amacı okulunu bitirip yönetmen olmaktı. Pederim soruyor finallarda nasıl gidiyor? Ve Emre Özkan memleketi Samsun'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.